Efendim herkese merhabalar. Tırmanış ve bisiklet kanalına hoş geldiniz. İlk kez bu kanalda bir video izliyorsanız ben tırmanış ve bisiklet sporlarıyla uğraşıyorum. Bu yapmış olduğum sporlarla alakalı videolar paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Son birkaç haftadır dünyanın gündemine oturmuş malum konu yüzünden hepimiz evlerdeyiz. Evlerde tıkılı kaldık. Bunu da bir fırsat bilip en azından ben de o yüzden aslında uzun zamandır yapmak isteyip bir türlü fırsat bulamadığım bazı içerikler üretmeye çalışacağım size. Bunlardan bir tanesi de kullanmış olduğum ekipmanlar olacak. En çok kullanmakta olduğum ekipmanım aksiyon kamera. Çünkü dağcılık sporuyla da alakalı, bisiklet sporuyla da alakalı sürekli dışarıdayız ve sürekli bir aksiyon kamerasıyla çekimler yapmak zorundayız. Çünkü sabit bir obje değil, sürekli hareketli olan şeyleri çekmek durumundayız. O yüzden size şimdi kullanmış olduğum aksiyon kamerasını tanıtmaya çalışacağım. Kullanmış olduğum aksiyon kamerası, şu anda elimde görmüş olduğunuz gibi Garmin Vip Ultra 30 kullanıyorum. Biraz detaylı incelemesini yapacağız ama onun öncesinde şuralarda bir yerde paylaşırım. Bir kutu açılış videosu vardı zaten. Kanalın ilk videolarından olduğu için bazen izlerken ben bile gülüyorum. Ama en azından kutu içerisinden neler çıkıyor, böyle kabaca bir incelemesini oradan bulabilirsiniz. Aksiyon kamerası şöyle, ilk başta şunu söylemem gerekiyor ki bu aksiyon kamerası 2016 yılında üretildi. 2016 model bir aksiyon kamerasından bahsediyoruz. O yüzden şu anda kıyaslayacağımız modeller GoPro'nun Hero 8'i veya Hero 7'si olmayacaktır. Ama Hero 7 ile bile özellik anlamında kapışabilecek seviyede bir kamera olduğunu söyleyebilirim. Dış kasasından bahsetmem gerekirse şu anda şöyle bir water case ile beraber geliyor. Hemen içerisinden çıkartayım. Kamera şöyle denetleyeyim. Kamera şu şekilde bir kamera. Arkasında ...1.75 inçlik bir full dokunmatik bir ekranı var. Gerçekten güzel bir kamera. Biraz detaylı incelemesini yapacağız ama bahsetmek istediğim bu kamerayla alakalı birkaç temel fonksiyon var. Bunlardan bir tanesi, ben neden özellikle Garmin'in bu modelini kullanıyorum? Ben sırasıyla Garmin'in Vip Elite, Vip XE modelini kullanmıştım zaten. Sonrasında da Ultra 30'a geçtim. Diğer iki modelden de çok memnundum. Özellikle Garmin'in bu modelinde içerisinde bir image stabilization özelliği var. Ama bu özellik optik olarak çalışıyor. Yani diğer güncel GoPro Hero'lardaki gibi
elektronik bir işlemle veya yazılımla düzeltmiyor. Bu biraz burada ön planda tutuyor kendisini. Bu optik olarak bunu düzeltiyor. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü çekim esnasında image stabilization'ı aktif hale getirdiğinizde herhangi bir crop meydana getirmiyor. Bu gerçekten çok önemli bir özellik. Menü içerisinde gezerken zaten birçok özelliğinden bahsedeceğim. Ama kullanmamdaki en büyük nedenlerden bir tanesi de benim diğer kullanmış olduğum bütün cihazlar Garmin. O yüzden birbirleriyle haberleşen ekipmanlar bunlar. O yüzden mümkün olduğu kadar Garmin markasından dışarıya çıkmamaya çalışıyorum. Garmin markasından biraz bahsetmem gerekirse, Garmin Amerikan menşeli bir marka. Ve bu zamana kadar savaş sektörüne, gemicilik sektörüne veya havacılık sektörüne mobil GPS cihazları üretmiş olan bir firma. Ve sonrasında bunu giyilebilir teknoloji olarak da tüketiciye sunmaya başlamışlar. Ve gerçekten güzel ürünleri var. Şu anda konularında uzman ve çok ciddi, çok güzel, çok kullanışlı ve kullanıcı dostu ekipmanlar yapmaya başlayan bir firma. Ben saatinden tutun da bisiklette kullandığım yol bilgisayarına kadar her şeyimi Garmin olarak kullanmaya çalışıyorum. İsterseniz biraz menü içerisinde gezelim. Hem bunun da incelemesini yapmış olurum. Evet, kamera dış kasası itibariyle bu şekilde. Ön tarafta konumlandırılmış bir mikrofon var. Sol tarafta da geniş açı bir lensi var. Sağ tarafında alt taraftaki batarya kapağını açmamızı sağlayan bir kısım var. Klips var. Burada da batarya olarak 1250 amperlik bir batarya kullanılıyor. Batarya gerçekten küçük. Ancak 1250 miliamperlik bir batarya bu kamerayı yaklaşık 3 saatlik bir kayıt yapmasına olanak sağlıyor. Sol tarafında yine mini USB şarj için ve veri aktarımı için mini USB ve mini HDMI çıkışı mevcut. Arka tarafta yine dediğim gibi 1.75 inçlik bir full dokunmatik bir ekranı mevcut. Üst tarafında yine ses kontrolünü gerçekleştirebildiğimiz kısım ve iki tane menüler içerisinde gezebileceğimiz ve kamerayı açıp kapatabileceğimiz tuşlar mevcut. Sağ tarafında da direkt kamera kapalı iken açtığımızda direkt kayda girebilmeyi sağlayan bir buton var. Butonun ortasına bastığımız zaman da fotoğraf çekme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. İsterseniz şimdi açıp menü içerisinde biraz gezelim. Öncelikle menüyü sola doğru kaydırdığımız zaman bu şekilde hızlı bir ayar kısmına giriş yapabiliyoruz. Burada hem kamera yani video hem de fotoğraf için temel bazı ayarlar var. Buradan alt taraftan yapacağımız kaydın kalitesini görebiliyoruz. Burada sırasıyla 4K, 2.7K, 1080 ve 720p olmak üzere 5 farklı ayar çeşidimiz var. Buradan da FPS ayarlarına giriyoruz. Frame per second ayarlarına giriyoruz. Burada 25 olarak var. 4K'da 25 seçeneğimiz var. Aslında gözün alabileceği yani gözümüzün algılayabildiği kare sayısı yani saniyedeki kare sayısı aslında standart olarak 24'tür. Bazen 25 olarak da kayıt yaptığımızda herhangi bir problem yaşamıyoruz ama 24 kayıt eğer üzerinde render'da bir ayar yapmayacaksak 24 kayıt bizim için yeterlidir. Ama biz bunu 2.7'ye ya da 1080'e indirdiğimizde 100 FPS'ye kadar çıkartabiliyoruz. 100 FPS bizim aslında süper slow motion yapma şansımıza neden oluyor. Çünkü 100'lük bir FPS'yi 4 hız kademe aşağıya doğru indirebiliyoruz yani. O yüzden çok daha ciddi slow motion'lar elde edebiliyoruz. Burada ard arda çekimler var. Yani hızlı ayar menüleri var. Bu kısımdan da fotoğraf kısmına giriyoruz. Fotoğraf kısmında fotoğrafımızın çekmek istediğimiz fotoğrafın kalitesi ne olacak? 12 megapiksellik bir fotoğraf elde edebiliyoruz bu cihazda. Burada yapacağımız, çekeceğimiz fotoğrafın
megapiksel olarak değerlerini görebiliyoruz, ayarlayabiliyoruz. Bu standart kısmından da gece, gündüz veya HDR olarak farklı çekim modlarımız var. HDR şöyle, aslında HDR düşük pozlama, yüksek pozlamayla çektiğimiz esnada iki farklı bir pozlamayla fotoğraf çeker ve bunları üst üste bindirerek bize her tarafı aydınlık ve güzel görünür bir fotoğraf elde etmemizi sağlar. Ekranı yukarıdan aşağıya doğru indirdiğimizde ise burada asıl benim kullanmış olduğum ayarlar kısmına giriyoruz. Bu ayarlar neler? Wi-Fi kısmına girdiğimiz zaman bu kamerayı kullanmakta olduğumuz Android veya Apple telefonlarla, akıllı telefonlarla da eşleştirebiliyoruz. Artık günümüz aksiyon kameralarının neredeyse hemen hemen hepsinde bu ayar mevcut. Buradan bütün ayarları yapabiliyoruz, kadrajı görebiliyoruz, kayıtlara başlayıp tekrar geri çekebiliyoruz. Burada Bluetooth ayarlarımız var. Bu Bluetooth ayarlarımız da bizim için bağlantı anlamına geliyor. Benim en çok kullanmış olduğum şeylerden bir tanesi de buradaki uzaktan kumanda modu. Uzaktan kumanda modunu neden çok fazla kullanıyorum? Şöyle, benim şu anda kullanmakta olduğum, şöyle göstereyim, kullanmakta olduğum saatim Garmin'in Fenix 5X adlı saati. Bu saatin şöyle bir özelliği var. Hemen bu özelliğe gelmeye çalışayım. Şu anda saatimle kameranın eşleşmesini bekliyorum. Evet, şu anda eşleşti. Şu an ben saatimden kaydı başlatabiliyorum. İstediğim gibi kaydı durdurabiliyorum. Ya da fotoğraf çekebiliyorum. Ya da kameramı uyku moduna alabiliyorum. Yani birçok özelliği, birçok ayarı şu anda kullanmış olduğum kolumdaki saatten de yapabiliyorum. Bu gerçekten benim için en büyük avantajlardan bir tanesi bu kamerayı kullanmaktaki. Çünkü kamera benim elle ulaşamayacağım bir yerde olabiliyor. Bazen tırmanış rotalarında rotanın sonuna yerleştirebiliyorum. Yani benden 20-30 metre ileride olabiliyor. Farklı bir pozisyonda olabiliyor kamera. Ama ben buna rağmen kolumdaki saatle bir uzaktan kumanda görevi görerek bu kameraya müdahale edebiliyorum. Bu benim için gerçekten önemli bir özellik idi. Diğer bir kısımda ise sensörler dediğimiz kısım var. Sensörler kısmı gerçekten benim yine çok fazla kullandığım özelliklerden bir tanesi. Bu nedir? Yapmış olduğumuz sporlarda kullandığımız bazı sensörler var. Bunlardan bazıları nabız bandı olabilir. Bazıları bisikletlerde kullandığımız hız sensörleri olabilir. Yine bisikletlerde kullandığımız kadans sensörleri olabilir. Bu sensörlerin hepsini şu andaki kamerayla eşleştirebiliyoruz. Bu bize nasıl bir fayda sağlıyor? Kamerada görüntü esnasında eğer bisiklete biniyorsak ve hız sensörünü bağladıysak kayıt esnasında o anki hızımızı sensörden direkt olarak alabiliyor. Ya da nabzımızı alabiliyor. İsterseniz bir nabız bağlantısını yapalım. Bu kısımda yine saatimden destek almaya çalışacağım. Çünkü saatim bilekten ölçüm yapabilen bir saat. Ve bu saati şu anda dışarıya bilgi vermesi için ayarlayacağım. Buradaki sensörler kısmına giriyorum. Sensörler kısmından nabız kısmına geldim. Nabız kısmına geldikten sonra bu nabız bilgilerini dışarıya doğru aktar diyorum. Şu anda nabız bilgilerimi bir nabız bandı takmışım gibi dışarıya doğru aktarmaya çalışıyor. Şimdi tümünü ara diyorum. Şu anda bağlanabileceği bir sensör aradı ve şu anda saatimin sensörünü buldu. Kalp, atış, nabız hızı şeklinde bir sensör.
şu anda bağlandı. Şu anda yapacağım her kayıtta ben aslında kaydın alt datasına o anki nabız aralığımı da o anki nabız bilgini de vermeye başlıyorum. Bu benim için gerçekten çok önemli ve çok kullandığım özelliklerden bir tanesi. Yani bu kamerayı tercih etmemdeki nedenlerden de bir tanesi diyebilirim. Bunun dışında alt taraftaki şu kare kısmına bastığımızda ana menüye geliyoruz. Ana menüde yapabildiğimiz birçok ayar var. Az önce göstermiş olduğum gibi video ayarlarını buradan da erişebiliyoruz. Fotoğraf kısmına geldiğimizde buradan da ayarlar yapabiliyoruz. Bu kamerada özellikle timelapse özelliği de var. Timelapse'leri de ayarlayabiliyoruz. Hangi saniyelerde fotoğraf çeksin, ne kadar uzunlukta bir fotoğraf çeksin, bunu da ayarlayabiliyoruz. Ve çekmiş olduğu ard arda fotoğrafları bize bir video olarak da verebiliyor. Burada oynatma kısmı var. Çektiğimiz buradaki fotoğrafları buradan veya videoları oynatabiliyoruz. Ön ayarlar kısmında sizin belirlemiş olduğunuz ayrıca bir ayarlar vardır. Bu ayarları siz kendiniz farklı isimler vererek de ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin iç mekanda bir video çekecekseniz ona göre bir ayar yapıp iç mekan veya ben outdoor diye bir ayar yapmışım. Uygula dediğim zaman şu anda kamera outdoor kısmına doğru ayarlanmış. Özellikle şu anda ekranda yanıp sönen bir kısım görüyorsunuz. Bu yanıp sönen kısım bu ayarların içerisinde benim belirtmiş olduğum bir ayar. Aşırı pozlama olan yani patlama olan yerleri bana kırmızı şeklinde gösterebiliyor. Yine aynı ayarlara girelim. Burada yine kablosuz az önce girmiş olduğumuz menü var. Burada da ekran kısmı var. Ekran kısmından neler göreceğiz, neler yapacağız, ekranda neler görmek istiyoruz bunu görebiliyoruz. Burada dikkatinizi çekeceğini düşündüğüm bir şey var. Özellikle şimdi biz aksiyon kameralarında kamerayı açtığımız zaman kamerada vizörün gördüğü şeyi görürüz ama az önce göstermiş olduğum gibi bu kameraya bir sürü ek aparat, bir sürü sensör bağlayabildiğimizden dolayı biz bu kamera içerisinde kameranın ekranında istediğimiz farklı şeyleri de görebilme şansımız var. Bunlardan örneğin bir hız sensörü bağlıysak ya da GPS ile sinyal almaya devam ediyorsak şu anda bastığımız zaman hız kısmına girdiğimizde örneğin ben şu anda hareket ediyor olsaydım sanki bir otomobilin kadranıymış gibi hızımı görüyor olacaktım burada. Yani biz ekrandan aslında istediğimiz birçok bilgiye de ulaşabiliyoruz. Burada mesafe var. Örneğin A noktasından B noktasına doğru gitmeye başladık. Hangi mesafeliyiz? Ne kadar mesafe yol kat ettik? Burada irtifayı görebiliriz. Özellikle bir yere tırmanış yapıyorsak veya bir yere aşağıya doğru iniş yapıyorsak o anki irtifamızı da görebiliriz. Burada çeşitli üç köşe kuralı, farklı bunlar genelde fotoğrafçıların kullandığı kısımlar. Aşırı pozlamayı örneğin az önce açmıştım. Şimdi kapalı hale getirdim. Ekranın ne kadar sürede kapanacağı ya da ekran kilidinin açılıp açılmayacağını ya da ekran parlaklığını buradaki ekran menüsünden ayarlayabiliyorum. Şurada da özel ayarlar menüm var. Burada ses komutu kısmı var. Bu kameraya birçok komutu siz sesli de verebiliyorsunuz. Örneğin OK Garmin Take the Picture. Şu anda bir fotoğraf çekmesini komutunu verdim. Ve fotoğrafları çekti. Videoya başlatabiliyorsunuz. Videoyu durdurabiliyorsunuz. Fotoğraf çektirebiliyorsunuz. En son çekmiş olduğu fotoğrafı saklamasını isteyebiliyorsunuz. Buradan bir sürü ses komutu verme şansınız var. Bu ses komutlarını farklı dillerde de verebiliyorsunuz. İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve İsviçre dilinde verebiliyoruz. Menülerde tekrar gezmeye devam ettiğimizde kayıt ışıklarını açıp kapatabiliyorsunuz ya da önde ve arkada farklı ışıklar var. Bu ışıkların hangilerinin kayıt esnasında yanması, hangilerinin yanmamasını istiyorsanız buradan da ayarlama yapabiliyorsunuz. Uyarı ve ses tonlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yön belirleme kısmında aksiyon kamerasını dik
ya da ters bir şekilde kullanma şansınız var. Bu gibi durumda görüntüyü çevirsin mi çevirmesin mi? Bunun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Genelde bunu otomatikte bırakmakta fayda var. Sistem kısmına girdiğimizde belki söylemeyi unutmuşumdur. Bu kameranın en büyük özelliklerinden bir tanesi de dahili bir GPS'i olması. Zaten Garmin dendiği zaman, Garmin markası dendiği zaman akla ilk önce GPS gelir zaten. O yüzden bu kameraya da entegre bir GPS var. Ve bu GPS gerçekten çok hassas çalışıyor. Bu kameraları ve Garmin kameralarını en çok kullananlardan bir tanesi de RC minyatür uzaktan kumandalı araba kullanan böyle bir hobiye sahip olan arkadaşlar bunu çok gerçekten kullanabiliyor bu tür kameraları. Çünkü GPS'leri gerçekten çok hassas ve çok inanılmaz bir şekilde çalışabiliyor. Bu gibi durumlarda o RC arabaların hızlanması, ani ivmelenmesi bunu da gösterebiliyor. Bu kameranın diğer özelliğinden bir tanesi de yani diğer kameralardan onu ayırt eden özelliklerinden bir tanesi de G-Matrix içerisinde barındırması. Yani G kuvvetimizi ölçebiliyor. Özellikle az önce vermiş olduğum gibi o uzaktan kumandalı arabalarda çok ciddi bir G kuvveti var. O G kuvvetini de içerisindeki entegre G-Matrix'ten ölçebiliyoruz. Burada yine bölge saat ayarları var. Bunları zaten otomatik olarak GPS'e bağlandığında oradan alabiliyor. Otomatik kapanma kısmı, kart biçimlendirme kısmı. Şu anda kartımızı biçimlendirdik. Bunlar zaten birçok kamerada olan özellikler. Yani kameramdan gerçekten çok memnunum. Beni hiçbir şekilde yarı yolda bırakmıyor. Özellikle koruyucu kabında yani water case'in içerisindeyken de dış sesleri çok fazla almıyor. Özellikle gürültü seslerini çok fazla almıyor. Temiz bir ses alabiliyorum. Her zaman için kılıfının içerisinde kullanmaya çalışıyorum. Kamerayla beraber Garmin'in kendi internet sitesinden Garmin Edit programını indirebilirsiniz. Bu program ücretsiz bir program. Hatta bu programla da alakalı bir videom var. İsterseniz kanal içerisinde onu da izleyebilirsiniz. Benim kamera hakkında anlatabileceklerim şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Şu anda kullanmakta olduğum ve beni kaydeden kameramda Canon'un 77D modeli. Gerçi YouTube'da bunun çok fazla incelemesi var ama bu kameranın da bir incelemesini yapmak isterim. Ben izlediğiniz için gerçekten tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.